Merhaba değerli öğrenciler. Bugün tam sayılar konusunu inceleyeceğiz. Tam sayılar kümesi pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır sayısından oluşur. Tam sayılar kümesini Z harfiyle gösteririz. Pozitif tam sayılar Z artı, negatif tam sayılar Z eksi sembolüyle ifade edilir. Tam sayıları sayı doğrusunda göstermek istersek, sıfır sayı doğrusunda başlangıç noktasıdır. Sıfırın sağındaki sayılar pozitif, solundaki sayılar ise negatiftir. Çok önemli bir bilgi, sıfırın işareti yoktur. Sayı doğrusunda soldan sağa ilerledikçe sayılar büyür, sağdan sola ilerledikçe sayılar küçülür. Bir pozitif tam sayıyı belirtmek için önüne artı koymamıza gerek yoktur. Artı 5 demekle 5 demek aynı ifadedir. Tam sayılarla işlemler bölümüne geçelim. Tam sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini inceleyeceğiz. Toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için çok önemli iki bilgiye ihtiyacımız var. Bilgimizin birincisi, yan yana gelmiş işaretler varsa bu işaretleri tek işaret haline dönüştürmektir. İkincisi ise yan yana gelmiş işaretler aynı ise toplamaya dönüştüreceğiz. Yan yana gelmiş işaretler farklı ise çıkarmaya dönüştüreceğiz. Ne demek istediğimizi örneklerde inceleyelim. 5 eksi eksi 3 işleminde 5 ile eksi 3'ün oluşturduğu 2 eksi artı olacak. Yani burası 5 artı 3 haline gelecek. 7 eksi eksi 8 işlemi aynı şekilde 7 artı 8 haline gelecek. İşaretler aynıysa toplama, işaretler farklıysa çıkarma demiştik. Eksi 9 eksi eksi 4'te eksi ile eksi yan yana geldiği için eksi 9 artı 4 olarak yazacağız. 9 artı artı 12'de işaretler aynı olduğu için eksi 9 artı 12 olarak yazacağız. Eksi 5 eksi artı 3 işlemini işaretler farklı olduğu için arasını negatif olarak yazacağız. Eksi 9 artı eksi 18 işaretler farklı olduğu için eksi 9 eksi 18 olarak ifade edebiliriz. Şimdi bu işlemlerin sonuçlarını nasıl bulduğumuzu inceleyelim. Sağ tarafta işaretler aynı ise toplama, işaretler farklı ise çıkarma demiştik. Yine bu bilgiyi kullanarak sayıların işaretlerine bakıp sonuca ulaşalım. İşaretler aynı ise toplama yapıp sayıların işaretini yazarız. Yani 5 artı 3 artı 8'dir. 7 artı 8 artı 15'tir. Eksi 9 artı 4 işlemi işaretler farklı olduğu için çıkarma yapar. Sonuca büyük sayının işaretini yazarız. Yani cevabımız eksi 5 olur. Eksi 9 artı 12 işaretler farklı olduğu için çıkarma yapar. Sonuca büyük sayının işaretini yazarız. Eksi 5 eksi 3 işlemi işaretler aynı olduğu için toplama yapar. Sonuca sayıların işaretini yazarız. Eksi 9 eksi 18 işaretler aynı olduğu için toplama yapar. Sayıların işaretini sonucun önüne yazarız. Bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için sıradaki örneklerimizi inceleyelim. Eksi 12 eksi 5. 12'nin işareti eksi, 5'in işareti eksi. İşaretler aynı olduğunda toplama yapıyorduk. Sonuca sayıların işaretini yazıyorduk. Eksi 6 artı 5 işleminde 6'nın işareti eksi, 5'in işareti artı.
Dolayısıyla işaretler farklı, çıkarma yapıp sonuca büyük sayının işaretini yazıyorduk. Sıradaki işlemimizde 3 tane tam sayı var. Ne yapıyorduk? Önce yan yana gelmiş işaretleri tek işarete dönüştürüyorduk. Eksi ile eksi yan yana gelmiş, artıya dönüşecek. Eksi ile artı yan yana gelmiş, eksiye dönüşecek. İşlemimizi düzenleyelim. 9 artı 6 eksi 3. Şimdi toplama ve çıkarma arasında işlem önceliği olmadığı için soldan sağa doğru işlem yapacağız. 9 ile 6'yı toplayacağız, 15. 15'ten 3'ü çıkaracağız. Cevabımız 12 bulunur. Sıradaki örneğimizde eksi ile eksi yan yana gelmiş, artı yazacağız. Artı ile artı yan yana gelmiş, artı. İşaretler aynı olduğu için yine eksi ile eksi yan yana geldiği için artıya dönüştüreceğiz. İşlemimizi düzenleyelim. 20 artı 1 artı 3 artı 5. 20, 1 daha 21, 3 daha 24, 5 daha 29 sonucuna ulaşırız. Burada dikkat ederseniz 12 ve 29'un önüne artı işareti koymadım. Çünkü işaret yoksa pozitif olduğunu bilmemiz gerekiyor. Parantezli işlemlerde önce parantez yapılır. Bunu 5. sınıftan beri biliyoruz. Eksi ile artı yan yana geldiğinde arası eksiye dönüşür. Parantezin içerisi 8 eksi 12 haline gelir. Diğer parantezin sonucunu yazabiliriz. Eksi 5 eksi 6 işaretler aynı olduğu için toplar sayıların işaretini sonucu olarak yazarız. 8'den 12'yi çıkarabiliriz. İşaretler farklı olduğu için çıkarma yapar, büyük sayının işaretini yazarız. Yan yana gelmiş işaretleri artıya dönüştüreceğimizi öğrenmiştik ve bütün işlem eksi 4 artı 11 haline gelir. 4'ün işareti eksi, 11'in işareti artı olduğu için işaretler farklıysa çıkarma yapar, sonuca büyük sayının işaretini yazarız. Toplama ve çıkarmanın bilgilerini kullanarak çarpma ve bölmeyi de kolayca yapabiliriz. Toplamada ne öğrenmiştik? Toplama ve çıkarmada işaretler aynıysa toplama, işaretler farklıysa çıkarma kullanıyorduk. Aynısı çarpma işleminde geçerlidir. İşaretler aynıysa sonuç pozitif, işaretler farklıysa sonuç negatiftir. Buradan da anlaşılacağı üzere aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif, farklı işaretli iki tam sayının çarpımı negatiftir. İki pozitif tam sayının çarpımı pozitiftir. Artı 2 ile artı 3'ün çarpımı artı 6. İki negatif tam sayının çarpımı pozitiftir. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı artı 12. Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı ise negatiftir. Eksi 2 ile artı 5'in çarpımı eksi 10, artı 3 ile eksi 7'nin çarpımı eksi 21'dir. Hep beraber bu bilgilerimizi uygulayalım. Ne diyorduk? İşaretler aynıysa sonuç pozitif, işaretler farklıysa sonuç negatifti. Hata yapmamak için önce sonucun işaretini belirleyelim. Artı ile artının çarpımı artıdır. 4 kere 7, 28. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 3 kere 9, 27. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 5 kere 5, 25. Eksi ile artının çarpımı eksi. 11 kere 11, 121'dir. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 10 kere 35, 350. Eksi ile eksinin çarpımı artı, 4 kere 12, 48'dir. Eksi ile artının çarpımı eksi, 7 kere 8, 56. Artı ile eksinin çarpımı eksi, 15 kere 5, 75'tir. Gördüğünüz gibi bildiğimiz
bilmemiz gereken iki bilgi var. İşaretler aynıysa sonuç pozitif, işaretler farklıysa sonuç negatiftir. İkiden fazla sayının çarpımı söz konusu ise bizi ilgilendiren şey çarpılan sayıların kaç tanesinin negatif olduğudur. Tek sayıda negatif sayı varsa sonuç negatif, çift sayıda negatif sayı varsa sonuç pozitiftir. Hep beraber bunları inceleyelim. İlk örneğimizde iki tane negatif sayı var. Negatif sayı adedi 2, yani çift. Dolayısıyla sonuç pozitiftir. Şimdi işaretleri görmeden çarpma işlemi yapabiliriz. 3 kere 7 21, 21 ile 2'yi çarparız, 42 bulunur. İkinci örneğimizde 3 tane negatif sayı var. 3 tane negatif sayı olduğu için sonuç negatiftir. İşaretleri görmeden çarpma yapabiliriz. 5 kere 6 30, 30 kere 3 90'dır. Üçüncü örneğimizde 1 tane negatif sayı var. Dolayısıyla sonuç negatiftir. 4 kere 8 32, 32 kere 2 64 bulunur. Dördüncü örneğimizde 3 tane negatif sayı var. Dolayısıyla 3 tek sayıdır. Tek sayı olduğu için sonuç negatiftir. 2 kere 9 18, 18 kere 3 54, 54 kere 1 yine 54 bulunur. Son örneğimizde 4 tane negatif sayı var. 4 çift sayı olduğu için sonuç pozitiftir. 2 kere 4 8, 5 kere 8 40, 40 kere 5 200'dür. Bölme işlemi çarpmada öğrendiğimiz bilgiyle aynı şekilde yapılabilir. Yani işaretler aynıysa sonuç pozitif, işaretler farklıysa sonuç negatiftir. Bu bilgileri kullanarak verilen bölme işlemlerini yapalım. İşaretler aynıysa sonuç pozitif. 56'yı 8'e böldüm. 7. İşaretler farklıysa sonuç negatif. 65'i 13'e böldüm. 5. İşaretler farklı, sonuç negatif. 81'i 9'a böldüm. Sonuç pozitif. 105'i 15'e böldüm. 7. İşaretler farklıysa sonuç negatif. 132'yi 11'e böldüm. 12. İşaretler farklıysa sonuç negatif. 126'yı 3'e böldüm. 42. Dikkat ederseniz önce sonucun işaretini belirliyorum. Ondan sonra işlemi yapıyorum. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmenin nasıl yapıldığını inceledik. Şimdi bu işlemlerin öncelik sırasını görelim. Parantezli bir işlemde önce birbirleriyle ilgili olan parantezler belirlenir. Sonra en içteki parantezden başlayarak önce çarpma ya da bölme, sonra toplama ya da çıkarma yapılır. Çarpma ve bölme arasında işlem önceliği yoktur. Bu işlemler yan yana gelmişse soldan sağa doğru işlem yapılır. Aynı şekilde toplama ve çıkarma arasında işlem önceliği yoktur. Bu işlemler yan yana gelmişse işlem soldan sağa doğru yapılır. Örneğimizi inceleyelim. Soruda parantez olmadığı için önce bölme ve çarpma işlemlerini yapacağız. 16'yı 8'e böldüğümüzde 2, 2 ile 4'ü çarptığımızda 8 buluruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra sorunun ne hale geldiğini üşenmeden yazıyorum.
Toplama ve çıkarma arasında işlem önceliği yok demiştik. Bu nedenle soldan sağa doğru işlem yaparız. 5 ile 2'yi toplarım 7. 7 eksi 3 artı 8 haline geldi. Yine soldan sağa işlem yapıyorum. 7'den 3 çıkardım 4. 4 artı 8. 12 bulunur. Sıradaki sorumuzda parantez var. Parantezlere dikkat edeceğiz. Hangi parantezin nerede açılıp nerede kapandığını belirlememiz işimizi kolaylaştırır. İçeride iki tane parantez ve bu iki parantezi içine alan bir köşeli parantez var, bulunmakta. İşleme en içteki parantezlerden başlarız. Burada 15'i 5'e böleriz. 3 ile 4'ü çarparız. Ve işlem ne hale geldi? Düzenleriz. En içteki parantezden başlarız demiştik. Devamını da öyle getiriyoruz. 3'ten 2 çıkardık 1. 9'dan 12 çıkardık. Eksi 3. Artı ile eksi yan yana geldi bakın. İşaretler farklı olduğu için eksiye dönüştürüyorum. Birden 3'ü çıkardım. Eksi 2. İşaretler yan yana geldi. Arası artıya dönecek. Cevabımız 9 bulunur. Sıradaki örneğimizde bir tane parantez var. Ancak soruda çok önemli bir tuzak var. Sizden çarpmanın önce yapılacağını düşünmeyip 18'den 4'ü çıkarmanız ve sonucu yanlış bulmanız istenir. Siz önce çarpmanın yapılacağını, hatta çarpmayı ilgilendiren parantezin olduğunu bilip önce parantezden başlamanız gerektiğini bileceksiniz. Eksi 7 ile 1'i topladığınızda eksi 6 eder. 18 eksi 4 çarpı eksi 6 artı 6 haline geliriz. Şimdi burada 18'den 4'ü çıkarmayacağız. Eksi 4 ile eksi 6'nın arasında çarpma var. Dolayısıyla önce buradaki çarpma işlemini yapacağız. 18'i yazarak başlıyorum. Eksi 4 ile eksi 6'nın çarpımı artı 24'tür. Artı 6'yı da yanına ekliyorum. Toplama işlemini yapacağız. 18, 24 daha 42, 6 daha 48 cevabımız bulunur. Son örneğimizde yine bir tuzak var. Öğrenciden buradaki parantezin içini yapmadan bu eksi ile bu eksinin yan yana geldiğini düşünüp bunları birleştirmesi istenir. Siz bunu yapmayacaksınız. Önce parantezin içini hesaplayacaksınız. Ondan sonra buradaki eksiyi işleme dahil edeceksiniz. Eksi 25'i 5'e böldüğümde eksi 5, 3 ile 4'ü çarptığımda 12 olur. İşlemi düzenleyelim. Parantezin içini yapıyorum. Eksi 5 artı 12 eksi 10. İşlem önceliği yok. Soldan sağa işlem yapacağım. Eksi 5 ile 12'yi topladığımda 7 eder. 7'den 10'u çıkardım. Eksi 3. İşaretler yan yana geldi. Arası artı olacak. Cevabımız 0 bulunur.